Çekme be ya. Sen niye çekmeyeyim ya? Sen bu Evde. arkadaşları nereden buluyorsun da Çekmeyin topluyorsun? kardeşim. Harbi ama Şimdi çekmeyin. tamam, bu benim, bu normal yani, Aa, bu ne? Yok artık ya. bu teknolojideki son nokta. Dur, klavyeyi kapatayım, dur. Ondan Muhteşem ya. sonra Bunun cinsi neymiş bu müdür? sen de arıyı neresinden tanıyacağını biliyorsun ha. Tamam, bu bizim alıştığımız teknoloji zaten. Evet. Şu an bu çekim yaptığımızda müthiş bir telefon. Adı telefon. Evet. Eski telefon. Eski telefonun var mı ya? Vardı senin burada bir şeyler. Çevirmeli falan. Hatta Sen manyetolu telefonlar vardı, hatırlar mısın? Sen nereden vardı vardı hatırlayacaksın? çevirmeli. Hatırlamaz mıyım ya? Çeviriyorsun, Dedem elektrik kullanıyordu yüklüyorsun. Şey, kömürlü gibi. Bir bunu. de burada şunu da bir gösterelim. Bu arkadaşta bir ara geçiş formu ama hor kullanılmış bir vücuttu. Çok O da yıpranmış. IBM. Şunu da bir çek şöyle ThinkPad. IBM'in Çinlilere satılmadan önce ürettiği ürünler. Bu da IBM'in atası oluyor yani bunun. Evet, bu neydi o? Torununun torununu gören mi Evet. cennetlikti? Bu hala çalışıyor. Bunun şu anki voltajı tanımıyor olması lazım. Dur, şuna bir kod yazalım. Bu Şey, arkadaş da tarihi lütfen dikkat edelim. 1981. 1881. Mobil ama. Yani şey değil. Gördüğünüz üzere USB yok. Yani. 1.44 disket var. Ama disket var. Şu anki Apple'lardan daha gelişmiş bir şey. Çünkü disket falan bağlanabiliyor, takılabiliyor. Şu an Yani Apple'lara herhangi bir şey gerçekten sokamıyorsun. hiçbir yere bir şey girmiyor. Dur şimdi. Bunda arayı çevirebildik. Hatta şöyle yaklaştırabiliriz bile. Gel oğlum, buna kod yazacağız daha, bak bu. Dur yazalım bir dakika. Abimizi çağıracağım ya. Niye? Dur, ben yazıyorum ya, gel. Gel yazayım, gel. Yazabiliyor musun? Tabii ki. Ben emekli bilgisayarcıyım ya, programcı. Emekli programcıyız. Ya abimizi Bak bak, çağır pil dedim ya. göstergesi. Abimizi çağırdım. Ya şimdi Apple benim olduğum herhangi bir yere bulaşmadı. Şu zaten çalışmıyor. Burada dursun, tamam mı? Evet. IBM'le de düşmandı kendileri. Biraz IBM'e gıcığından yapmadım bu işleri zaten. Neydi bunun soyadı? Gates miydi? Steve Gates. Steve Şimdi bir kodlama klasiği. Dur, ne bu? Yalnız şu klavye sesini seviyorum ya, özlemişim. Çok tok ve kulak dolduran bir ses. Şimdi 10. Arkadaş gel. Osman. Bu arada ekranımızın şuradan bir şeyler değişti. Kontrast. Kontrast şey kolor Işığı kısalım falan filan. Niyeyse işte öyle bir şeyler yapalım. 10 küçük harf. Hayır, büyük harf. Fazla mı gitmiş? Print. dur. Yok. Ben de ilk başta DOS sandım ama DOS bile değilmiş bu. Neymiş? Basic. Basic mi? Evet. Hmm. Merhaba. Torunlar. Ondan sonra tabii bu biraz Alzheimer olduğu için kime ne dediğini de hatırlamıyor olacak. Go to 10 ile. Gerçi buna bir sayaç mayaç koymak lazımdı ama. Şimdi bak, bu yazdığımız ilk programlama kodumuz. Nasıl çalışıyor? F2'ye basınca çalışıyormuş. F2 deyince diyelim. Hadi diyelim bakalım. 1, 2, 3. F2'yi F2. Run. çalışsana. Vay. Evet. Gözlerim Tabii yaşardı. çok hızlı bir makine olduğu için şuradaki yanıp sönme hareketi çok belli olmasa da ton farkından anlaşılıyordur.
Artık bu arkadaş Kaç mı? kısır döngüye soktuk buna. Torunlara merhaba deyin. Burada da arı Sabah, sabaha kadar kaçını dönmüş. arı canı sıkıldı ama arının ya. Onunla da ilgilenmek lazım tabii. Bunu durduramıyoruz da. Ne yapacağız? Sonra bu Syntax'ta error var mısın? hayır, bu klavyelere şey koydular. Break tuşu koydular bu tür hatalar yüzünden. Ha. Bir nesil. Var mı Bunda kimin? yok bu. Ondan da önceki. tuşu icat edilmemiş demek. Yok. Arkadaş arıyorum break. Bunu direkt kapatalım o zaman. Neydi bu? Michael Jackson. Lütfen. Neyse. Güldük, eğlendik ama şeyi de göstereyim dur ya, adaptör. Adaptör. IBM'in. Nasıl bir adaptör olduğunu şöyle mouse'la kıyaslatalım. Ağırlığın. Aa, hafifmiş ya, iyi. Bunun adam öldürebilenleri vardı. Ya Osman, bu Neyse, bitirelim yaratıcılar niye artık. sembolik?